Hocam Mavi Ay gelmeyecek mi? Bilmem, gelir herhalde birazdan. Çok çok özür dileriz hocam. Kusura bakmayın hocam. Geç hadi bakayım, geç. Çocuklar, bugün yüzey alanı ve basınç ilişkisinden bahsedeceğiz. Hı? Şimdi şu tepsinin içinde görmüş olduğunuz çamuru çamurlu bir tarla gibi düşünebilirsiniz. Bu asker benim ve bu da traktör. Bildiğiniz traktör. Şimdi ben bu çamurun içinde yürürken bakın, evet görüyorsunuz, yürüyemiyorum. Batıyorum. Değil mi? Ama bakın traktör batmadan ilerleyebiliyor. Sizce bu neden? Çok kolay. Söyle Edicim. Traktörün tekerleklerinin kapladığı alan insan ayağının kapladığı alandan daha fazladır da ondan. Aferin sana Ececiğim, aferin, oturabilirsin. Arkadaşlar, traktörün kapladığı yüzey alanı insanın ayaklarının kapladığı yüzey alanından büyüktür. Böylece uygulanan basınç azalır. Yani yüzey alanı ne kadar büyükse basınç o kadar azalır. Şimdi bu hipotezimizi size bir balon deneyiyle kanıtlayacağım. Bakın, çivi ve balon. Şaşırmadınız değil mi? Çünkü bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Ama az sonra gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Bakın, bu bir çivili tahta. Az önce tek bir çivi balonu patlatmışken, şimdi onlarca dolu çivi balonu patlatmayacak. Bakın, görüyorsunuz değil mi? He? Görüyorsunuz, kuvvet uyguluyorum. Ve hala balon patlamıyor. Neden? Çünkü yüzey alanı arttıkça basınç azalıyor. Değil mi çocuklar? Bakın, bir kere daha kuvvet şey yapıyorum. Çocuklar, benim bu telefonu mutlaka açmam gerekiyor. Ayberk, al bakayım evladım şu balonu tut. Hocam, benim balon tikim var. Benim var. Balon tiki. Evladım tut şunu, hiçbir şey olmaz. Patlatma sakın, bak son bir tane balonumuz kaldı ha. Söyleyin bakalım Mavi Şirinler. Neredeydiniz? Sizin olmadığınız bir yerde. Epey ilginç bir yer olmalı o zaman. Size ne? Size ne? Efendim. Demek Aile Bakanlığı'ndan yardım alırsak bu iş oldu ha? E süper. Ya çok sağ ol Remzi. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bu aramızda sır, tamam mı? Kimse duymasın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Aha. Ne işin var evladım burada? Hocam ben tuvalete gidiyordum. Gideyim ben o zaman. Hadi git. Bize ne işler karıştırdığınızı söyleyeceksiniz bebeklerim. Yoksa biz bulmasını biliriz. Zor bulursunuz yalnız. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Çünkü onu yapmasını da biliriz. Evet, çok iyi bilirsiniz. Konuşun. Söyleyin bakalım neredeydiniz ya siz? Ya biraz bırakın artık. Niye her gün peşimizdesiniz? Peki neden Saniye Ana ile birlikteydiniz? Saniye Ana. Saniye Ana. Savaş Hoca yalan söylüyor yani, öyle mi? Ya bir rahat verin ya. Birlikte neredeydiniz Saniye Ana ile? Bana yalan söylemeyin. Şeydeydi. Savaş Hoca diyorum. Ayberk, balon nerede? Hocam, yüzey alanı bayağı arttı halde basınç azalmadı. Hipotez çöker. Arkadaşlar, bu hafta balon deneyini işledik. Haftaya başka deneyler yapacağız. Çıkabilirsiniz. Yalnız Ayberk'cim, sen kal. Hocam, biz... Siz çıkabilirsiniz evlat. Beni bırakmayın. Bırakmayın. Kusura bakma kardeşim. Görevimizi bekler malum. Hadi eyvallah. Ayberk'cim, bana bir balon ve bir de özür borcum var. Pardon hocam.